Bu da zabal, cüce palmiye. Cüce palmiye şu yelpaze palmiyesine benzeyen bir palmiye. Bunun meyvesi burada sarı olgunlaştığı zaman küçük zeytine benzer, küçük küçük. Bu cüce palmiye meyvesinin birleşiminde etken bir madde var. Buna beta zitosterol denir. Pardon, Türkçe karşılığı beta zitosterol. Sterol, Almanca alışmışız, sterol diyoruz. Beta zitosterol, steroidler, yani kortizon türevleri, doğal, kimyasal değil, yani kimyayla karıştırmamak gerekir. Bu prostat büyümesini tetikleyen bir sebep var. Nedir? Prostat büyümesini tetikleyen erkeklik hormonu, testosteronu, kadınlık hormonu, estradiol veya diğer adıyla östrojene dönüştüren iki enzim var. Aromataz ve redoktaz. Bu enzimler arttığı zaman erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüştürür. Prostatta büyümeye başlar. Yani prostatın büyümesi, prostat içerisindeki kadınlık hormonunun artması, erkeklik hormonunun azalmasından kaynaklanır. İşte bu cüce palmiyenin birleşimindeki beta zitosterol ne yapıyor? Redoktaz ve aromataz enzimlerini minimum seviyeye çekiyor. Böylece iyolü prostat büyümesi zamanla yavaş yavaş normal seviyeye iniyor. Prostat büyümesinin haricinde bir de prostatit, prostat iltihaplanması var. Şayet kişide prostat iltihaplanması varsa buna karşı da artı zabalın yanında kortisep. Daha önce de söylemiştim. Kortisep, Çin tırtır mantarı enfeksiyona karşı prostatit rahatsızlığı varsa yani prostat iltihaplanması buna çok nadir bazen bakteri, virüs, bazen de mantar yani bu mikropların koloni şeklinde birlikte sebep olmuş olduğu bir enfeksiyon olduğu için prostatit yani prostat iltihaplanmasının tedavisi çok çok zor ve çok zaman alır, çok sabır ister. Prostatite yakalanan kişi İksir, aloe vera jel, Zabal Forte, Cordyceps Forte, prostat enfeksiyon çek. Komple seti kullandığı zaman ne olur? Bağışıklık sistemi yavaş yavaş güçlenir ve problem ortadan kalkar. Düzenli kullanması çok önemli herhalde bunları. Düzenli kullanacak bir Evet. de hafif dozajı artıracak. O zaman daha kısa sürede etki yapar. Evet. Daha kısa. Bir de tabii ki kanın pH değeri de önemli. Kanı hafif asit yani 7,40'ın altında ise onu biraz hafif alkalik ortama doğru dönüştürdüğü zaman tedavi süreci hızlanır. Yani tedavi süreci kişiye göre, bünyeye göre değişir. Evet.